Herkese merhaba. Bu videomda Naked Cherry paleti kullanarak Gourmet'te olduğunuz göz makyajını yapacağım. Ben özellikle paletin üzerindeki işaretli farlara bayıldım. Bence çok çok güzeldi. Siz de benim gibi işaretli farları seviyorsanız bu makyaj tam size göre diyebilirim. Yorum kısmına gelecek videolarım için fikirlerinizi ve görmek istediklerinizi yazarsanız da çok sevinirim. Son olarak Instagram hesabıma göz atmayı unutmayın. Çünkü şu anda kat alabileceğiniz bir çekilişim var ve detayları Instagram hesabımda. Hazırsanız makyajıma başlayalım. Naked Cherry paletinden bu Fields rengi alacağım. Çok pigmentli bir fal. Burada Crisp Bulgam uyguluyorum. Biraz aşağıya dokunuyor ama bunu temizleyeceğiz. Çok güzel pigmentli bir far. Normalde naked farlar biraz kuru. Ama bu bayağı güzel dağıtıyor. Şimdi bu dokunan far temizliyorum. Farı biraz uzatıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu ilk renk ama ben biraz daha koyu görünüm yapmak istiyorum. Paletin üzerinde de Village rengi alacağım ama biraz karıştıracağım. Bir de çünkü o biraz daha pembe. Biraz daha açık bir renk istiyorum. Bence başarılı farlar gerçekten çünkü ben bunu beklemedim açıkçası çünkü ben normalde Naked 1 var, Naked 2, Naked Smoky ve Naked Heat ve sadece Naked Heat seviyorum. Diğerini biraz yani çok fazla kullanmıyorum çünkü dediğim gibi farlar biraz kuru. O yüzden çok fazla diğer paletleri çok kullanmıyorum. Ama bu palet Naked Heat gibi gerçekten kaliteli bir palet. Farlar çok başarılı. Pigmentli. Çok güzel. Biraz dokuluyor gördüğünüz gibi ama yani çok fazla Anastasia Beverly Hills Subculture gibi değil. Şimdi bu kenarları temizlemek istiyorum. Çünkü fazla buraya kadar far geldi. O yüzden bu ilk fırça tekrar alıyorum. Kenarların üzerinden geçiyorum ve temiz bir fırça alıyorum. Ve bu şekil hala. Yani burada farı uzatmaya çalışıyorum. Aydınlatmak için bir tane mat far var ama ben bu ışırtılı turn-on far kullanacağım. Bakarız yani biraz pembe duruyor. Benim cilt için biraz fazla koyu olabilir. Evet, zannettiğim gibi başka bir aydınlatıcı kullanmam lazım çünkü bu benim için fazla koyu. O zaman Mary Luminizer kullanacağım. Yani böyle açık aydınlatıcı çok seviyorum. Buraya kadar çekiyorum farı. Şimdi yine cut crease yapacağım. Çünkü
böyle temiz bir boga istiyorum. Ve böyle uzatacağız bu metalik farı. O yüzden kat kriz yapıyorum. Zaten aynı renk kullanacağız, böyle mor mor renk ama... Kat kriz yaparken bu gorunum biraz daha temiz görünüyor. O yüzden... O yüzden ben bu tekniği çok seviyorum, çok tercih ediyorum. Şimdi bu boga için bu ya da bu farı almayı düşünüyorum. Önce bunu alacağım. Çünkü o biraz daha kahverengi. Bu mor rengi. Çok daha hafif sabun. Bir tane daha Drunk Dial var. Ama bu koyu artık. Bu ilk mor renk istemiştim, onu alacağım. Düz fırçamla alıyorum. Macfix Plus Spray'i sıktıktan sonra gözüme uygulayacağım. Göz kapağıma uygulayacağım. Böyle. Ya da glitter glue kullanabilirsiniz, yani şey sim yapıştırıcı, primer falan böyle ürünler. Sanki ben bu far çok daha pigmentli bakıyorum. Parmağımla mı acaba şu daha bir şey simli üstüne koysam mı acaba? Ben bu far biraz daha pigmentli istediğim için pigment kullanacağım. Bu NYX'in 20 numaralı onu. Vegas Baby. Önce her zamanki gibi primer kullanacağım. Çünkü sim ya da pigment kullanarak yani yardımcı oluyor. O yüzden önce primer uyguluyorum üstüne. Biraz korkuyorum. Bu far umarım gitmez. Şimdi ben liner yapacağım çünkü her zamanki liner zaten yapıyorum. NYX Epic Ink Liner. Siz biliyorsunuz zaten. Tavsiye ediyorum.
maskara olarak Marc Jacobs Velvet Noir maskara kullanacağım. Bu biraz Too Faced, Better Than Sex benziyor. Fırça dermi zaten. Ama bu güzel bir maskara. Benim kirpiklerim zaten çok zayıf. O yüzden ben güzel bir maskara her zaman bulmaya çalışıyorum. Şimdi kirpiklerim için Ardell Wispies kullanacağım. Bu biraz fazla olabilir. Bakarız. Normalde böyle uzun uzun kirpikler kullanıyorum. Bir daha için alabilirim. Hiçbir yerde gitmiyorum artık. Bugün. Sadece Instagram için fotoğraf çekerim. Bu Maybelline, bu da uygun fiyatlı. Maybelline Superstay Matte Ink kullanıyorum. Bu 15 Lover rengi. Bu evet, böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videolarımda görüşmek üzere.